Nasıl bir yalan yaşadım ben, nasıl? Terapide. Öyle filmlerdeki gibi sen yatıyorsun, doktor dinliyor mu? Nasıl rahat edersen. Soru mu soruyor sana? Anlatmanı sağlıyor. Çok merak ediyorsan bir randevu da senin için alalım. Aslında bizim ailenin topluca terapiye ihtiyacı var ama. Halil hala aramadı. Sen ara. Rahatsız etmek istemiyorum, o arar diye bekliyorum. Ne oldu ki? Ama merak ediyorum bir yandan. Ne ya? Ya kızım söylesene, ne oldu? Bir dakika. Efendim canım. Nasılsın aşkım? Kayıp. Hayatımın bilançosunu çıkarmaya çalışıyorum. Sonuç çıktı mı? Evet. Ne çıktı? Bilmiyorum. Almadın mı? Aldım. Yettim attım. Açmak istemedim. Neredesin? Bir çocuk parkındayım. Hastaneden çıktım. Yürüdüm. Buradayım. Tamam, bekle beni de. Şimdi geliyorum. Gel. Tamam canım, birazdan oradayım. Abi, çabuk şu ileriden dön. Nereye? Mithat Bey'in kaldığı hastaneyi biliyorsun değil mi? He. Yakınlarında bir çocuk parkı varmış. Beni oraya bıraksana. Ya Halil ne yapıyor orada? Canı sıkkın, yürümüş işte, ne bileyim. Ya Menekşe, ne oluyor, adam gibi anlatsana ya. Ne testi bu? Bir şeyin var Ali'nin ya, Allah korusun. Ya Menekşe, hasta etme adamı, söyle ya. Halil Mithat Ateş'in gerçek oğlu olabilir. Önüne bak. Nereden çıktı bu? Uzun hikaye, anlatırım, yürü sen. Allah Allah. Halil bu konuda çok hassas. O bir şey söylemeden sakın sen bildiğini söyleme, olur mu? Annemlere de bir şey söyleme. Hay Allah. İşe bak ya. Sanki hiç derdimiz yokmuş gibi bir de üstüne bu çıktı. Abi sen gelme, ben Halil'le dönerim. Sen git hadi. İyi tamam. Sağ ol. Cesaret edemedim Zafer çıkmaya. Cesaret edemedim. Yırttım, 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 yırttım attım hepsini. Hepsini. İsterse DNA'larımız tutsun. O adam benim babam olamaz. Haklısın. Beni asıl kahreden ne biliyor musun? Annemin yalan söylemesi. İşte bunu kabul edemiyorum. Bana yaşattığın yalanı kabul edemiyorum. Babanla yaşadığın günler, hatırladığın güzel günler yalan değildi Halil. Evet.
Sevgileri yalan değildi. Gerçek ne olursa olsun senin anılarını onlarla yaşadıklarını değiştirmeyecek. Hiçbir şey değiştirmeyecek. Yine de o adamın kanını taşıdığını düşünmek istemiyorum. Ben de babamın kanını taşıyorum Hayır. Hasan Doğan Türk de benim babam. Öz babam. Benim ölmemi istedi. Bu da gerçek. Beni sattı, ölmemi istedi. Bu da benim babam Halil. Bugün doktorla onu konuştuk. Yaşadığım travma önce buradan başlıyor. Canım benim. Ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Kendini aldatılmış hissediyorsun. En güvendiğin yalan söyledi sana. Ama mutlaka bir bildiği vardı. Emir Bey'le yaşayacaklarını yaşaman için gerçeği söylemedi belki de. Mithat Ateş'le DNA'nız tutsa da senin baban olması için yeterli değil. Bunun için sakın üzme kendini. İyi ki geldin. İyi ki yanımdasın. Hiçbir engel bizim sevgimizden büyük değil. Güzel bir CD olacaktı hareketli. Buraya mı koydun? Dur. Orada yok. Bu ne Halil? Menekşe, bir şey değil. Bu silahın sende ne işi var? Menekşe, lütfen kapat orayı. Durdur arabayı. Halil, durdur arabayı. Of. Menekşe! Çıktı bu silah. Babamın silahıydı. Ya niye taşıyorsun yanında? Niye arabada? Eli silahlı bir adam mı olacaksın? Sen de onlar gibi mi olacaksın Halil? Menekşe öyle değil. Ya nasıl? Bana söz verdin. Kendi başına bir şey yapmayacağına söz verdin. Bu silah nereden çıktı? Ya nasıl eline alabilirsin böyle bir şeyi? Senin onlardan ne farkın kalır Halil? Ha? Ne farkın kalır? Eğer eline silah alırsan... Senin o pislikten de, Mithat Ateş'ten de ne farkın kalır? Beni yaralamamak için sakin göründüğünü, beni oyaladığını biliyorum. İçinde fırtınalar, yangınlar var biliyorum. Asıl o zaman yeniliriz Halil. İntikam için, o pislik için bulaşırsak çamura o zaman kirleniriz. Allah'ım nasıl bir sınav bu? Nasıl bir sınav bu? Bunu da atlatacağız. Hadi senin, ben de birazdan geliyorum. Nereye gidiyorsun? Eve vuracağım. Ben de seninle geliyorum. Hadi. Hatta bu gece orada kalalım. Menekşe o eve girme. Benim için kendini zorlama. Ben biraz yalnız kalayım. Kafamı toplayayım gelirim. Hayır, hadi. Anahtarını versene bana. Seninki? Çantada şimdi aramayayım. Ne yapıyorsun sen? Karışma. Menekşe getir onu buraya. Menekşe!
Menekşe, saçmalıyorsun ama. Allah Allah Menekşe. Menekşe dur. Menekşe bırak o silahı. Bak şimdi bir kaza çıkacak, korkuyorum. Ya Menekşe. Ne yaptın sen şimdi? O silahı bir daha el sürmeyeceksin. Tamam. Sürmeyeceğim. Tamam kızım, tamam. Hadi, hadi bari. Menekşe gelmiyor mu? Yok yavrum. Bu gece kendi evlerinde kalacaklarmış. Ben de gideceğim. Tutturma yine. Hasan. Bir uğrasalardı keşke. Karınlarını doyurup gitselerdi. Aç kalacak değiller ya anne. Yerler bir şeyler. Sabah Halil'in canı biraz sıkkındı. İşten güçtendir. İnsan içinde dolaşmaya mecbur olduğu için sıkılıyordur onun canı. Ne demek şimdi bu? İntikamını alamadığı için yüzü yerde dolaşıyor demek. Bak şimdi. Baba ayıp oluyor ama. Hepimiz elimiz kolumuz bağlı oturuyoruz. Hiçbirimiz bir şey yapamıyoruz. Olsun. O onun namusu. Ve subhanallah. Allah'ım sen bana sabırlar ver yarabbim. Koruyamadı karısını. Zalimi sevindi. Baba uzatma bence. 3 günlük gelini yalnız bıraktı gitti. Mustafa da dediğini yaptı işte. Sen ne diyorsun hadi, be? Çocuğu sen ne diyorsun? Kızım. Ne yapmış gel Mustafa ha? Ha? Ne yapmış hadi. Mustafa? Ne yapmış benim hadi. Kardeşim ha? Oğlum, ne yapmış? Gel abi. Evinden aldı götürdü kızı. Ya bak hala konuşuyor. Hadi. Sus. Tamam, ne Halil'e ne kardeşime yapma, laf söyletmem. Tamam mı? Zalimi sevindirmişmiş. Kadir. Gebercek o zalim. Yeter, gebercek. Yapma. Yeter. Yeter. Kalk sen de. Kalk sofradan. Ne oluyor sana da be? Yangına körükle gitme Hasan. Sen de yanarsın haberin olsun. Hadi. Hadi. Hadi çık dolaş biraz. Hadi ya. Biraz nefes al hadi. Sen de otur oturduğun yere. Bir babana el kaldırmadın kaldı. Ya neler diyor duymuyorsunuz mu? Sus. Kadir. Kadir biz duymuyoruz artık babanı. Hiç duymuyoruz, dinlemiyoruz. Sen de duyma ve görme, görme, görme. Ben şunları toplayayım. Siz oturun anneciğim, ben toplarım. Görme, 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 görme. Duyma, duyma. Annem.
yapmaya çalıştığını biliyorum. Seni çok seviyorum. Sana hiç çekinmeden dokunacağım günler de gelecek. Ama sen hazır olunca, şu an değil. Beni teselli etmek için değil. Sen hazır olunca. Günaydın. Günaydın bir tanem. Hiç uyumadın değil mi? İşte. Uyuyamadım. Baktım sabah olmuş. Duş aldım. Kahvemi içiyorum. Sandviç hazırlayayım sana. Yaparım ben bir şeyler. Ne yapmaya karar verdin? Soruların cevabını böyle bulamayacağım. Mithat Ateş'in yaptıkları yanına kar kalmayacak. Günahlarının cezasını çekmeli. Bütün pislikler yaptıklarının cezasını çekmeli. Sen bir şeye kalkışmayacaksın, söz verdin. Hadi kalk, Şebnem'i annesine götüreceğiz bugün. Dün Kadir abimin hapishane müdüründen görüşme izni aldık. Sen dün Emine'yi görmeye mi gittin? Evet. Allah'ım ya. Menekşe, niye bana söylemedin? Senin başka derdin vardı. Bak. Bir daha benden habersiz bir şey yapma sakın. Sen ne diye gidiyorsun o kadın yanına ya? Niye zorlaştırıyorsun her şeyi? Ben de cevaplar arıyorum Halil. Emine onun yaptıklarını nasıl göz yumabildi öğrenmek istedim. Bir insan nasıl bile bile kötülük yapar bilmek istedim. Ya kötülüğün bir sebebi olamaz ki. Kötü kötü sadece. Emine her kim olursa olsun Şebnem'in annesi. O küçücük çocuk hiçbir şeyin farkında değil. Annesini özlüyor. Biraz için soğusun istiyorum. Bu öfke seni de yakıyor. Beni yakıp dağladığı gibi. Ama yine de benden habersiz bir şey yapma. Lütfen. Peki. Hadi. Dur Şebnemciğim. Güzel güzel tarayalım da. Annen kızım ne güzel olmuş desin. Tokamı da takalım. Tamam. Takalım bakalım. Ha şöyle. Günaydın. 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 Ben gidiyorum. İyi. Dün verdiğim parayı harcamadıysan versene. Harcandı bitti. Pazara çıktık annemle. Çekirge gibi. Ne versem ödüyorsunuz. Ne versem... Sende hiç yok mu? Yok. Nereden olsun? Borç ediyoruz ancak. Dükkana bir çivi almaya giren mi var? Dur bakayım sana. Aman da ne güzel olmuş benim kızım. Anneme gideceğiz. Biliyorum. Bilmem mi? Açarım ben. Menekşelerdir. Versene. Sanki sadaka veriyor. Başından çevirseydin bir de. Sabah sabah bulaşma baba. Şşt, ulan bunca yıl ben baktım size be. Ben yedirdim içirdim. Tabii vereceksin. Şimdi senin bakman lazım bu eve.
Sadaka verilmiş gibi 3 kuruş atıyor önüme. Ya iyi tamam kes be. Kadir. Ulan bana bak. Kadir. Hoş geldiniz. Günaydın. Menekşe. Günaydın oğlum. Günaydın. Günaydın. Ben de aşağıda bekleyeyim sizi. Ben Ali'nin yanındayım. Tamam, tamam. Ne oldu yine bunlara? Aman, bilmiyor musun? Her zamanki hırgür. Kusura bakma. Bizim için normal bir sabahtı da sana mahcup olduk. Takma kafana. Artık öyle bir takıyorum ki vallahi. Burama kadar geldi. Aman toka da pek yakışmış. Senin aldığın. Halil abiye kötü laf söyledi Hasan amca. Şebnem. Çok ayıp. Yok öyle bir şey vallahi. Söylemiştir. Ama hiç umurumda değil ne dediyse. Biz de aynı şeyi dedik. Ya Kadir'e kızdı o da söylendi. Bilmiyor musun? Biliyorum. Bilmez olur muyum? Hadi hazır mısınız? Şebnem hazır. Ya bulaşıklar var daha. Ben toplarım anne. Onlar çıksınlar. Yolumuz ayrı nasıl olsa. E arabaya da sığmayız. Sıkışırız. Pastaneye bırakalım sizi de. Yok yok siz gidin. Biz evin işini halleder öyle gideriz. Nasıl olsa dükkanı açtı çocuklar. Siz bilirsiniz. Bazen ben de düşünüyorum abimin yanına dönmeyi. Burada ortada kaldım ben. Arkadaşım yok, çevrem yok. Aa, biz varız ya. Siz varsınız işte ondan zaten. Bir de annemi o adamla yalnız bırakmak istemiyorum. Yapılacak çok şey var burada. Gel. Hı hı. Bye bye. Leyle. Selam söyle. Niye selam söylüyorsam o domuza? Geç bakalım. Çocuklar arkaya. Heh. Hadi girin girin. Annem nerede? Hani onu görecektim? Gelecek şimdi. Çabuk gelsin. Böyle görmesin. Anne. Yavrum. Anneciğim seni çok özledim. Çok özledim anneciğim seni. Bir tanem. Çok teşekkür ederim. Müdür beye teşekkür et. Özel izniyle buradayız. Sağ olun. Otur kızım. Nasılsın kızım? İyi misin? Hı hı. Menekşe ablanı üzmüyorsun değil mi? Hı. Ne zaman geleceksin yanıma? Bilmiyorum. Ben de burada seninle kalayım ne olur. Çok özlüyorum seni. Olmaz kızım. Burası güzel bir yer değil. O zaman sen neden kalıyorsun? Öyle gerekiyor. Niye? Niye anne? Ben büyük bir hata yaptım. Çok yanlış bir şey. Yalan söyledim.
Sana, kendime, herkese. Çok küçüksün bebeğim. Şimdi anlatamam sana. Çok erken. Anlat. Büyüyünce, tamam mı? Büyüyünce her şeyi anlatacağım sana. Söz. Çok mutluymuş çocuk. Bir gün tavan arasında oynarken bir kutu bulmuş. Küçük bir kutu. İçinde ne olduğunu merak etmiş çocuk. Tam açacakken bir peri kızı duvardan süzülüp gelmiş yanına. Sakın demiş. Sakın açma. O benim kutum. Sihirlidir. Çok korkunç, kötü bir şey var içinde. Kim onu açmaya cesaret ederse onunla evleneceğim ben. Öyle güzelmiş ki peri. Kaybolup gittiğinde çocuğun aklından hiç çıkmamış. Bir an önce büyümek istemiş. Kutuyu açıp periyle evlenmekmiş dileği. Hemen bahçedeki dilek kuyusuna gitmiş. Büyümek istediğini söylemiş. Dileği almış mı? Evet. Çocuk birden büyümüş. Yakışıklı bir delikanlı olmuş. Koşmuş tavan arasına, kutuyu açmış. Bir de ne görsün? Kutu boş. Hiçbir şey yok içinde. Periyi beklerken de karşısına yaşlı bir cadı çıkmaz mı? Çocuk periyi sormuş ona. Kutudaki kötü şeyin ne olduğunu. Cadı gülmüş. Yalan var kutuda demiş. Koca bir yalan. Bir yalan için çocukluğunu feda ettin. Boş bir kutu şimdi elinde kalan. İyi geceler. Bana oyuncak aldı bir sürü. Ne güzel. Hadi kızım. Bu kadar mı? Hı, evet. Gitme. Anne gitme. Gel gel. Bugünlük vakit doldu tamam, kızım. Tamam hadi. Anne bırakma. Merak etme, gelecek hadi. Anne. Hadi. Gelecek abicim, gelecek. Tamam yavrum, tamam. Anne gitme. Ya. Gel abiciğim, gel abiciğim, gel. Bana ne gitmesin, gel. Götürmeyin annemi. Anne. Tamam, hayır ama bir daha izin vermezler sonra bize. Hadi ama, hadi. Tamam, lütfen. Abicim, tamam, tamam. Yürü. Tamam, abicim, sağ olun. Tamam. Çok sağ olun. Tamam. Anne tamam. Bırakma beni. Anne, anne gitme. Abi, tamam abiciğim, tamam. Ağlama, ağlama. Ağlama, bak annen de üzülüyor. Tamam. Yine geleceğiz. Söz. Yine getireceğiz seni. Ama ağlamak yok. Tamam? Tamam. Hadi bakalım. Hadi çıkalım. Nereye gidiyoruz, eve mi? Hastaneye. Tamam. Thank you.
Merhaba. Merhaba. Şebnem. Canım. Şebnem'cim sevecek. Ne kadar da büyümüş. Arkadaşım mı? Hadi. Annesiyle görüştü. Kızım için bir yabancıyım. Nasıl söyleyeceğim, ne yapacağım bilemiyorum. Nasıl bir araya geleceğiz yeniden? Haftaya Emine'nin duruşması varmış. Dur bakalım, dava görülsün, Emine'nin durumu netlik kazansın bir. Ona göre bir şeyler düşünürsünüz beraber. Sabır. Biraz daha sabır. Hadi bakalım. Gidelim. Sen git istersen, biz abimle döneriz. Acelem yok, sizi bırakayım önce. Sonra doğrudan şirkete mi gideceksin? Evet. Neden sordun? Belki hastaneye uğrarsın diye düşündüm de. Hastanede bir işim yok Menekşe. Benim o adamla işim yok. Hadi. Hadi Menekşe, atla. Hadi bakalım, şimdi bir şeyler ye. Acıkmışsındır artık. Evet. Buyur bakalım. Çay mı istersin, meyve suyu? Meyve suyu. Abisi, meyve suyu ver bu güzel kıza. Menekşe. Az gelsene bir. Ya hiç yalnız kalmadık, soramadım. Ne oldu o iş? Test sonucu ne çıktı? Bilmiyoruz. Halil öğrenmek istemedi. Bak, o herifin numaralarından biridir. Kesin öyledir. Ne oluyor? Yok bir şey. Neler oldu? Görüştüler işte. Ne yaptı anası olacak cadı? Çok ağladı ayrılırken. Şebnem bağırdıkça. Babasını gördük bir de çıkışta. Ya. Şebnem tanımıyor. Adam öpmek istedi, korktu. O da söyleyemedi babası olduğunu. Ben bir tek çocuğa acıyorum. Allah dört gözden ayırmaz. Aa, ne yapıyorsun? Bırak kızım, git otur. Lale sana bir çay koysun. Hadi. Çalışmak istiyorum anne, ne olur. En iyi terapi çalışmak. İnsan kendini işe verince bütün sıkıntılarından uzaklaşıyor. Yorulma diye yavrum. Rahat bırak kızı Süheyla. Çalışmak istiyorsa çalışsın. İyi. Hadi ya. Anne, senin poğaçalar oldu. Ay, tut, elim yanıyor. Aa, ver ver ver. Dikkat et. Ha? Menekşe, beline bak. Ne işi var burada? Börek almaya gelmedi herhalde. Dur ben gönderirim onu şimdi. Abi dur lütfen.
Merhaba Menekşe, vaktin var mı biraz konuşalım? Ben Halil'i arıyorum. Gerek yok abi. Buyurun. Hamuru bıraktım öyle, siz devam eder misiniz? Hadi anne, biz içeri geçelim. Sen de. Teşekkür ederim. Evet, ne konuşacağız? Aslında bu konuşmayı Halil'le yapmak isterdim. Ama benimle konuşmuyor, yüzüme bile bakmıyor. Haksız değil, büyük bir şok yaşıyor. Bir gün bir rapor alıyorsun eline, gerçek babanın kimliğini öğreniyorsun. İnandığın her şey bir anda yalan oluyor. Bambaşka bir gerçekle karşılaşıyorsun. Hayatın alt üst oluyor. Aynı şey benim için de geçerli. Halil ne yaşıyorsa aynısını yaşıyorum. Hatta daha fazlasını. Ben de dağıldım. Ben de şaşkınım. Ben çok üzgünüm. Ne demeye gelmiş acaba? Vardır bir derdi. Yüzsüz sahtekar. Şeytan diyor, çık dağıt ağzını bunun. Şşt Kadir. Kim geldi ki? Menekşe'nin bir tanıdığı. Kadir abi niye kızıyor ona? Kızmıyor yavrum, şaka söylüyor öyle. Şaka değil mi Kadir, şaka? Şaka şaka. Sema ile hikayemizi biliyorsun artık. Bilmiyorum. Halil bu konuda konuşmuyor. Beni hiç affetmeyecek. Haksızlık etmiş olmaz. Ona kendimi ifade edebilmek için bir şey var. Yapacağım bir tek şey var. Tek şartla beni affeder. Ben bu şartı yerine getireceğim Menekşe. Oğluma kendimi affettireceğim. Ne oluyor? Telefon geldi. Dağılmış. Kimle konuşuyor? Ne bileyim. Menekşe, çok acil bir işim çıktı kızım. Gitmem lazım. Güle güle. Yine görüşeceğiz. Halil ve sen, benim çocuklarımsınız. İntikamınızı ben alacağım. Benim çocuklarımsınız derken? Hadi ya.